Evet, gaybın hazineleri Allah katında olmakla beraber Allah gerek peygamberlerine gerekse de bazı has kullarına bir takım sırlarını bildirmektedir diyoruz, değil mi hocam? Evet. Şimdi ne demiştik? Boyut kapılarında sırlar vardır ama bunlar aslında gayb sırları değildir. Aslında artık oluşmuş. Çünkü evren hep şimdiki zamanda ya. Bu boyut kapılarındaki sırlar zaten oluşmuş. Zaten inmiş aşağıya. Boyut kapılarından akıyor. Denizde boyut kapılarımız var. Bulutların arasında boyut kapılarımız var. Şelalelerin arkasında boyut kapılarımız var. Ve gökyüzünde alt katlarda oluşmuş boyut kapılarımız var. Buradan zaten birçok bilgiyi almanız mümkün. Bu bir gayb mıdır? Kimine göre gayb, kimine göre değildir. Bazı katlar var, sırlı katlar. Onların altında oluşmuşlar. Artık gaybden çıkmıştır. Peki bazı şeyleri neye göre görürüz? Bir şeyin aurası vardır. Nasıl insanın aurası var? Bir denizin de aurası var, bir şehrin de aurası var, bir evin de aurası var, bir ağacın bile aurası var. Buradan auranın renklerine bile sadece bakarak ne olduğunu teşhis etmeniz çok kolay. Bir şeyin rengi vardır. Renkli ise tatlıdır, tazedir, güzeldir. Rengi bulanıksa kirlenmeye başlamıştır. Rengi gri ise artık bozuluyordur, siyahsa bozulmuştur, artık bitmek üzeredir. Yani sadece auralar mıdır bilgi veren? Hayır, tabii ki değil. Çok daha net bilgi, gün bilgisi, ayrıntılı bilgi almak mümkün müdür? Mümkündür. Artı... Ama hani biraz daha böyle yumuşatarak geldiğinde bu da auralar üzerinden anlatmak, en azından bir duru görüyle anlatmak daha kolaydır. Bir de duru görüyle gördüğümüz bazı konuları sevgili dostlar iç ses yardımıyla sorduğumuzda biraz daha detaylara inebiliyoruz. Tabii ki bizlerin bu sizlerle paylaşmış olduğu bilgileri ne olur hiç kimse Allah'ın içine karışmak gibi algılamasın. Hazreti İsa'nın gelecekten haber vermesi diye bir konu var. Onu biraz değinmek istiyorum ki bu bir gerçektir sevgili dostlar. Peygamberler vahiy yoluyla gaybi bilgiye mazhar olmuş kişilerdir biliyorsunuz. Cenab-ı Allah mesajını insanlar arasında seçtiği bu kimseler vasıtasıyla hep bildirmiştir. Bu peygamberler gaybı bilen kişiler değil, gaybtan haber alan kişilerdir. Yani bu seçkin zatlar kendiliklerinden gaybı bilmemişlerdir. Ancak kendilerine bildirileni bilmişlerdir. Kur'an'da peygamberlerin geleceğe dair bazı gaybi haberleri verdikleri görülür. Mesela Hazreti İsa kendinden sonra gelecek peygamberi ismiyle haber vermiştir. Şöyle demiş, Kur'an'da şöyle geçiyor. Hani Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları, ben Allah'tan size bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ın bir tasdikçisi ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberin müjdecisiyim diyor. Hazreti Peygamber'in gönderileceği müjdesi Hazreti İsa tarafından bu şekilde açık bir şekilde bildirilmiştir. Saf suresinde. Evet. Merhaba, ilk defa katılıyorum canlı yayına. Çakra yorumu için katılabilir miyim? Hayır, rozet alanlarla canlı yayını almamızın arasında hiçbir alaka yok sevgili canlar. Kaldı ki hep sorulan bir soru, şimdi yine soruldu. Ona cevap vereceğim ben. Hocam Senfoni 824 sorusunu kaldı ki bu rozetler evet Sevgi Melekleri Derneğimize gider sevgili dostlar. O dernek muhteşem bir dernektir. Bize hiç gelmez. Direkt oraya düşen ufak damlalardır. O damlalar kocaman bir denize ve okyanusa ulaşsın. Çünkü çok fazla ihtiyaç var. Yapılacak çok iş var. Hocam arada, sizi senfoni, pardon hocam. Bu arada en mütekebbir esması mı diyormuş rüyasında? Rüya yorumları bir şey okudum orada ama eksik okudum herhalde. Anlatacağım. El mütekebbir. O zikir. El mütekebbir zikirinin anlamı düşmanlara karşı güçlü, kudretli olmak. Ve rızık, berekettir. Rızık, berekettir. Dünya işlerinin yoluna girmesidir.
Yani kısacası rüya rehberliği almışsınız. İşlerinizin bereketini artacağına, işlerinizin yoluna gireceğine dair çok güzel bir esmadır. Hatta berekette kısıtlı olanların mutlaka günlük olarak çekmesi gereken bir esmadır. Hocam, senin ismin nereli olduğun ve hangi dinden olduğun hep sorulur. Kendi ağzından ben hocam. Ben Mersinliyim. Yurt dışında doğdum. Almanya'da doğdum ama Türk vatandaşı. Babamın işinden dolayı Almanya'da doğdum. Türk vatandaşıyım. Hristiyanım. Ama yüzlerce yıldır biz Türkiye'de Mersin'de yaşadık. Hatta Mersin'den sonra İskenderun. Şimdi de yeniden Mersin ve Konya. Evet, o bir Hristiyan sevgili dostlar. Biz onunla evlendik. Evlenirken benim 5 kere hacı olan babam dedi ki bizim dinimize dönecek mi? Ben de dedim ki babama kendisi bilir. Yıllar geçtikten sonra bir gün açılınca biz, Maria hocanız önce sonra ben açıldım. Aynı anda değil. Aramızda 1-2 gün fark var. Şifa yolculuğumuz ilerleyirken o maneviyattan aldığımız eğitimde biyoenerji olduğunu bile bilmiyoruz. Ne öğrendiğimizin de farkında değildik. Sonradan baktık maneviyatın verdiği eğitimi uygulayınca insanların iyileştiğini görünce sonra denildi bu bir biyoenerjidir. Ondan sonra dünyaya ve Türkiye'ye baktık başkaları ne yapıyor diye. İşte o farktan sonra ötede ve daha derin bir konuda yerde olduğumuzu gördükten sonra adına biz biyoenerji değil biyoenerji artı demeye başladık. Rabbime şükürler olsun. Teknikte Maria hocanızla ben de aynı tekniği uyguluyoruz. Maria hocanızla ben de aynı eğitimi veriyoruz. O da ben de aynı zikirler, aynı dualar, aynı davetlerle şifa veriyoruz. Şifaya kanal oluyoruz daha doğrusu. Bizi bilen herkes bilir. Dolayısıyla biz biraz dinleri yaşayan din insanı değiliz ikimiz de. Öyle bir eğitimimiz hiç yok. Öyle bir iddiamız hiç yok. Amma ve lakin hiç öyle takılıp kalmış değiliz. Yukarıdan bakıp 4 kutsal kitabı kalbimizde ve başımızın üstünde hepiniz gibi kutsaldır 4 kitapta. Sindirebilenlerdeniz. Allah hepimizi öyle yapsın. Hocalarım lütfen beni canlı yayına alın. Evet, gayri men. Arkadaşlarım değerlendiriyorlar sizlerin bu yazdıklarını. Alacaklardır diye düşünüyorum soruları. Zamanı bilemiyorum. Bilme Nadideciğim. Ben olabilecekleri hissediyorum ama zamanı bilemiyorum. Hocam nasıl anlayacağım? Yapay olan durumlarda, mesela son zamanlardaki depremler yapay. Evet, bir yerlerde deprem olduğunu biliyoruz, derecesini biliyoruz ama yapay olanın tarihini bilemeyiz. Ama hep ne dedik? Denizlerin altı kaynıyor dedik. Denizlerin altı fokur fokur dedik. Dikkat ettiyseniz de bu sene denizler o kadar sıcaktı ki, neden bu kadar sıcaktı? Hiç olmadığı kadar sıcak. Derecesi çok yüksekti. Çünkü denizlerin altı gerçekten kaynıyordu ve kaynaya kaynaya deniz suyu ısısını yükseltti. Evet. Bu aslında güzel bir şey miydi? Yüzerken belki güzel bir şeydi. Denize üşümeden girdik ama aslında hiç iyi bir durum değil. Depremleri tetikler, yağmurları, seli tetikler. Çünkü yağmurların hızını, akışını bozar. Ve bu da çok ciddi durumlara sebep olur. Bugün mü, yarın mı, ne zaman olacağı bilinmemekle birlikte. Çünkü yapay bu depremler. Ama orası hareketli, oradaki fay akışı çok fazla, denizlerdeki akışı çok fazla hareketli. Ve dolayısıyla yapay dedik ya, hani orman yangınlarının yapay olduğu gibi. Ama temkinli olmak lazım. Volkanik dağlar bile hareketli. Geçen yıldan beri çok hareketli. Zayıftı hareketi ama bu yıl çok hızlandı. Ama gene yapay hareketlerle hızlanıyor. O yüzden temkinli olalım. Bugün olacakmış gibi değil ama yarın olacakmış gibi temkinli olursak canımızı korumuş oluruz. Çocuklarımızı ve ailemizi koruma altına almış oluruz. Evet, o deprem bölgesinde evi yıkılan kardeşim Zeynep Kara, tabii ki dualarımızı gönderiyorum size.
Allah hepinizin yardımcısı olsun. Bütün o yurttaşlarımızın, insanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Oluyordur da zaten. İnşallah tez zamanda yuvalarınıza kavuşursunuz. Havalar soğumadan iyice. Acılarınızı hepimiz paylaştık, tüm insanlar. Haberci rüyalar görmek için ne yapabiliriz? O istemeniz yeterli. Allah'tan isteyin, yatarken niyet edin ama kendinizi kasmadan, sıkmadan, bırakın akışına gitsin. Açılarak bir şeyleri görmek, hissetmek, eğitimlere gelin. Biyoenerji artı modül 1 eğitimimizle başlayın, iç sesiniz açılsın, frekansınız yükselsin, hisleriniz güçlensin. Bu durumda zaten birçok bilgiye ulaşırsınız. Bütün şifa meleklerimizin biyoenerji artı modül 1'den itibaren iç sesleri açılır, frekansları yükselir ve ocaklıkları, kendine ait olan ocaklıkları uyumlanmaya başlar. Hem yakından şifayı vermeye başlarlar, hem bilgi almaya başlarlar. Allah dostlarının sesine de açılırlar. Modül 2, biyoenerji artı modül 2'de duru görü çalışmaları yapılır. Bu duru görü çalışmaları yaparken kişiler kendilerini daha çok ilerletir, uzağa şifa vermeye başlarlar, frekansları yükselir, frekansları sabitlenir ve artık biyoenerji artı modül 3 daha sırların açıldığı, sır bilgilerin paylaşıldığı, artık mertebelerin anlatıldığı, negatif enerjileri artık temizleyebileceğiniz, yok edebileceğiniz, kendi koruma alanınızı oluşturabileceğiniz farklı bir eğitimdir. Ledyum ilmini anlatan bir eğitimdir modül 3. 1 ile başlangıç yaparsınız, 2 ile ilerlersiniz. 1 temeldir, 2 orta seviyedir ama 3'te artık ledyum ilminin içine girmiş olursunuz.